Vay Emir danışman. Yalansın oğlum sen. Sizin dünya yalan dünya. Abi ah sana 10.000 lira vereyim dedim. İstemedin. Sen ne kadar istiyorsun ki? Eyvallah. Sana kendini toparlayana kadar ne gerekiyor? Söyle. Amcanım oğlum ben senin. Amcanım. Abi değilsin ama ya. Lan bu herif 16 yaşına kadar altını ıslatıyordu. Ben temizliyordum ben. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben o değilim. O ben değilim. Yalan mı? Kız elbiseleri giyiyorsun diye ne dayaklar yedim benden lan. He? Yapmasın lan sen. O ne? Bana bak. Yine zevk için döveyim mi lan seni? He? Döveyim mi? Hala giyiyor musun kadın elbiseleri? Var mı öyle bir hobin? He? Aa yok. Ben hobi olarak kickboks yapıyorum. Şöyle ki... Ben seni amcanım. Ben seni özledim diye geldim. Ben seni sevdiğim için geldim. Ne diyorsun sen be? Kayıtta mıydık ya? Ha, sen prova mı sandın? Sorun ne kardeşim ya? Ha, neden manyağın dibisin? Neden ekibe bir sansasyon yaratıp magazin çağırıyorsun? Neden para teklif ediyoruz almıyorsun? Balık istemem. Bana balık tutmayı öğret. Peki. Ne iş yaparsın sen? Aslen marangozum. Okey serin. Aa, tanıdık inşaat şirketleri var. İstersen ışık hızıyla işe sokarım seni. Yok ya. Marangozluk istemem. Bana oyunculuk işi bul. Pardon? Oyunculuk. Aa, o zaman görüyorum ve arttırıyorum. İngiltere Kraliyet Tiyatrosu olur mu? Biraz yağmurlama. Ne yapacaksın? Yok. Senin dizide iş bul. Benim dizide. Wow. Aa, çok sert. Of, Fingin Post. Okey. Aşire tetikçisi rolü var. Olur mu? Haftada 2,5 isterim. Ama tetikçi pek dişi gelmedi bana ya. Artık kendine bir yerden bir dişi bulacaksın hacı. Her şeyi orada beklemeyeceksin. Bu kostüm hiç benim tarzım değil. Sizin tarzınız olmasına gerek yok zaten. Oynadığınız aşiret tetikçisinin tarzı. Oo, seninle bayağı bir işimiz var galiba bizim ya. Hadi sen bana bir çay söyle. Ama deminki gibi abdest suyu olmasın. Tamam mı? Sıcak çay. Hadi koş koş koş. Dandik hikayeler bunlar ya. Oğlum var ya, kusura bakma. Ben marangozum. Bunun şahını yazarım ben. Hocam, hocam parasını ben veriyorum işte ya. Tamam, bedava elemanın dibi ya. Üzerine para vereyim, döveyim. Ne olur be ha? Bak, para veriyorum. Ben, düşün yani. Çok çamurlar abi, bulaşma. Bak bu büyük skandallar yaratıyor. Bir tane de Sözde magazin muhabiri arkadaşı var. Birlikte adamı bitirirler ya. Skandal benim göbek adım yahu. Ben skandallere şerbetliyim, salgılım. Ben gidip döveyim mi? Allah! Dur, dur kayda girelim o zaman. Arada bir seyredip neşemizi buluruz. Abi, abi yine bana bulaşır. Yapmayın ya gerçekten. Belki zamanla alışırız ya. Ha, modumuzu bozmayalım şimdi, okey. Kardeşim, bundan sonra bu sette Fikret kahvede bulundurulacak. Fikret. Efendim? Diziye başlamışsın. Fiko aşkım, tanıtımlarda gördüm. Ben çıkaramadım, kimsiniz? Fikret, bu senin çocuğun. Kimsin kardeşim sen ya? Baba. Para içinde yüzüyorsun, çocuğuna sahip çıkmıyorsun. Ablacığım, benim çocuğum falan yok. Fikret Bey, diziden haftada 5.000 indiriyormuşsunuz. Yazık değil mi kadıncağıza? Yok vallahi 5.000 değil. Fikret, çocuğuna bize sahip çık Fikret. Kimsin sen ya? Fikret, bu çocuk senin. Baba! Ya niye bana bunu yapıyorsunuz? Hep söylerim aziz dostum, şöhret afettir.